kömürden çıkış demek aslında sadece elektrik üretiminde artık kömürün kullanılmaması demek. Yani bunun diğer kaynaklarla, daha çok yenilenebilir kaynaklarla ikame edilmesi için kömürden uzaklaşmak, elektrik üretiminde kömürü kullanmamak demek. Biz aslında işin elektrik sektörü boyutundayız. Elektrik piyasalarının etkisini inceliyoruz. Yani elektrik sektöründe, elektrik üretiminde neler olabilir? Şimdi malum Paris Anlaşması'nın meclis tarafından onaylanması, akabinde 2053 yılında sıfır, net zero, karbon nötr bir ekonomi hedefinin konulması bizim için ufuk açıcı hedefler. Bu hedeflerin öncesinde de zaten biz Paris Anlaşması'nın global anlamda yarattığı etkiyle beraber bu çalışmaya başlamıştık. Hedeflerle beraber daha anlamlı hale geldi. Hedefler için net zero, yani sıfır karbonlu ekonomi elde edilmek için aslında en önemli ve en kaçınılmaz konulardan bir tanesi elektrik sektörünü karbondan uzaklaştırmak, olabildiğince karbonsuzlaştırmak. Bunun için de elektrik üretiminde en fazla karbon salımı yapan yakıt tipinden başlamak lazım. Hem maliyet bazlı, hem verimlilik bazlı, hem de çevresel kriterleri düşünerek kömürden çıkış senaryolarını bu perspektiften değerlendirdik. Aslında her bir yakıtın hem ısıl değerlerine hem de karbon içeriğine göre belirlenen bir karbon fiyatı var. Dolar bölü ton cinsinden belirleniyor. Her bir yakıtın yakıldığında 1 megawatt saat elektrik üretmek için o yakıttan ne kadar yakılıyor ve bu yakıt yakıldığında ne kadarlık karbondioksit ortaya çıkıyor. Bunu hesaplıyoruz ve aslında karbon maliyetini, bu üretimdeki karbon maliyetini global piyasalardaki karbon fiyatlamasına uygun şekilde yapıyoruz. Yani raporumuzda görebileceğiniz şey, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Avrupa için tahmin ettiği, 2020 yılındaki raporunda Avrupa için tahmin ettiği karbon fiyatlarından geliyor. Geri kalan kısmı teknik, tamamen karbon muhteviyatına göre hesaplanan teknik rakamlar. Ve oradan hareketle de 1 megawatt saat kömürden üretilen elektriğe, kömür maliyetinin üstüne ne kadarlık bir karbon maliyeti geldiğini de hesaplıyoruz. Bu karbon maliyetine geçişi de aslında geçişi yıllar içerisinde yapıyoruz. Yani yarın koymuyoruz. 2024-25 yıllarına itibaren koymaya başlıyoruz ki bu dönüşümü makul kılsın. Bu çalışma için 3 tane farklı senaryo çalıştık. Birinci senaryo zaten mevcut durum senaryosu. Herhangi bir politika değişikliğinin olmadığı, mevcut durumun devam ettiği senaryo. İkinci senaryo kömürden çıkış senaryosu. Bunda da 2030 yılında hedefimiz kömürden çıkmak. Burada uyguladığımız temel araç bir karbon fiyatı mekanizması ve aynı zamanda mevcut kömür teşviklerinin sonlandırılması. Bu ikisini aynı anda kullanarak biz kömür santrallerinin üzerine ek bir maliyet getirmiş oluyoruz. Özellikle karbon fiyatıyla birlikte kömür yakmanın maliyeti çok fazla artıyor ve kendi gidişatı içinde serbest piyasa koşullarında bu santraller zaten devreden çıkmak zorunda kalıyor. Ve onların yerine çok daha ucuz olan, artık günümüzde maliyetleri çok düşmüş olan rüzgar ve güneş gibi yeni kaynakların oranı artarak devam ediyor. Yani kömürden çıkılan bu miktar aslında daha çok yenilenebilir tarafından karşılanmış oluyor. Bunun da çoğunluğu rüzgar ve güneşten oluşuyor. Biz burada şöyle bir modelleme yaptık. Bizim modelimiz zaten saatlik olarak çalışıyor ve her saat için Türkiye'nin arz eğrisini hesaplıyor elektrik üretiminde. Ve bu hesaplanırken her bir santralin ve her bir kaynağın üretim maliyetine bakıyoruz. Ve bunun sonucunda her saat için bir üretim karışımı ortaya çıkıyor. Bir de elektrik fiyatı ortaya çıkıyor. Ve biz sonra bu aylık, saatlik bulduğumuz rakamları aylığa ve yıllığa dönüştürüyoruz. Bundan sonra da elimizde yıllık bir elektrik fiyatı oluşmuş oluyor. Sonra bir elektrik fiyatına bakarak ve farklı kaynaklar için elektrik üretmenin maliyetine bakarak, seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetine bakarak hangi kaynakların devreye girmesi mantıklı bu fiyatlara göre, hangilerinin değil diye bir çalışma yaparak her sene için o zaman bu sene bu kadar rüzgar girmesi lazım, bu sene bu kadar güneş girmesi lazım gibi bir hesaplama yapıyoruz. Ve bunun sonucunda elimizde bir kurulu güç gelişimi oluyor. Tabii burada belki şunu söylemek lazım. Bunun mevcut durumdan farklılaştığı bir nokta daha var. Şu anda Türkiye'de rüzgar ve güneş yatırımları yakalar ve yektem ihaleleri üzerinden yapılıyor. Bu nedenle ne kadar kapasite devreye girebileceği ve ne zaman girebileceği aslında zaten bu politikalar tarafından belirlenmiş halde. O yüzden şu an serbest piyasa bunu çok da belirleyemiyor. Biz şunu varsaydık, artık bir rüzgar santrali yatırımcısı ya da güneş santrali yatırımcısı bu yatırımı yapmak istediği zaman ben herhangi bir destek istemiyorum. Sadece normal piyasada oluşan fiyatlardan ürettiğim elektriği satmak istiyorum dediği zaman buna izin verileceğini varsaydık. Eğer bu yapılırsa zaten rüzgar ve güneşin önü herhangi başka bir şey getirilmezse de açılıyor. Yani zaten bizim mevcut durum senaryomuzda da
rüzgar ve güneşin payı şu ankinin yaklaşık 3 katına çıkıyor. Ama bir karbon fiyatı getirildiği durumda bu çok daha yüksek seviye, 5 katına çıkıyor ya da nükleerin de olmadığı senaryoda bu artık 6 katına kadar yaklaşık çıkabiliyor. Biz bunu gördük ve bu kadar büyük bir üretim olduğu zaman zaten kömür üretimine artık gerek kalmıyor. Tabii bu da aynı zamanda piyasadaki esneklik ihtiyacını arttırıyor. Bu kadar çok kesintili kaynağın devreye girmesi. Bu yüzden biz de bir batarya da ekliyoruz modele. Batarya da daha doğrusu zaten bu ihtiyaçtan dolayı artık batarya yatırımları yapmak da çok mantıklı bir hale geliyor bir yerden sonra. Ve bu kendi kendine giden bir devrimi getiriyor ve bir süreci getiriyor. Bir yandan kömür çıkarken bir yandan rüzgar ve güneş santralleri daha hızlı devreye giriyor. Batarya kurulumları oluyor. Biz 3 senaryonun sonuçlarına baktığımızda zaten bas senaryo olarak çalıştığımız yani mevcut durum senaryosunda rüzgar ve güneşin payı yaklaşık %29 seviyesine geliyor 2035 yılında. Ve bu da toplam yenilenebilir payını %50 civarına getirmiş oluyor. Ama kömürden çıkış senaryosunda rüzgar ve güneşin payı artık %50'yi geçiyor, %52 seviyesine geliyor. Ve toplam yenilenebilir payı %74 olmuş oluyor böylelikle. Toplam yenilenebilir payı nükleerin olmadığı senaryoda, 3. senaryoda daha da yüksek, %78 civarına gelmiş oluyor. Yani yenilenebilir açısından ve yerli kaynak bakımından en bizim olumlu gördüğümüz senaryo nükleerin de olmadığı kömürden çıkış senaryosu. Burada hem yerlilik payı hem yenilenebilir payı en yüksek seviyeye ulaşıyor. Karbon emisyonları açısından baktığımızda da kömürden çıkış senaryosunda bas senaryoya kıyasla yaklaşık %83 bir düşüş olduğunu görüyoruz. Eğer mevcut durum senaryosu devam ederse zaten çok da büyük bir gerileme olmuyor emisyonlarda. Aşağı yukarı 2019'da bulunduğumuz seviyede kalıyoruz. Bir herhangi bir azaltım gerçekleşmeden. Ama kömürden çıkılması durumunda dediğim gibi yaklaşık %83'e varan çok yüksek bir azaltımı görebiliyoruz. Her bir yakıt tipinde aslında hem santrallerde hem de bataryada bu tahminlere, bu yatırım ilk yatırım maliyeti tahminlerini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın tahminlerinden alıyoruz. Yani uluslararası bir referansa dayıyoruz varsayımlarımızı. Burada da hem güneşte hem de rüzgarda hem de bataryada bir maliyet düşüşü var. Bu belki 2 sene önce düşüş beklentisi daha yüksekken şu anda biraz daha konservatif yani daha ortalama bir düşüş beklentisi var. Oradaki uluslararası kabul görmüş varsayımlardan ilerliyoruz. Çok optimist bir yaklaşım yapmıyoruz açıkçası. Kömüre verilen çeşitli teşvikler var Türkiye'de hala da devam eden. Bunların bir tanesi kapasite mekanizması ödemeleri. Farklı termik kaynaklara Türkiye'de sadece sistemde kalmaları için belli bir yıllık para ödeniyor. Buna kapasite mekanizması diyoruz. Kömürler de şu an bunun içine dahil, yerli kömürler dahil. Aynı zamanda yerli kömüre verilen başka bir alım garantisi teşviği var. Şu an EÜAŞ yani elektrik üretim şirketi kamuya bağlı olan bu santrallerin, yerli kömür santrallerinin yaklaşık %50 üretimini belli bir fiyat üzerinden satın alıyor. Ve bu zamanın çoğunda piyasa fiyatının çok üzerinde bir fiyat aslında. Ve bu yönde bir teşvik yapılmış oluyor kömür santrallerine. Aynı zamanda dediğim gibi kömür santralleri zaten rüzgar ve güneş santrallerinin aksine piyasada oluşan fiyattan da satabilme imkanına sahipler. Ama şu andaki sistemde güneşli rüzgar santralleri bir ihaleye girip ve genelde ihalelerin sonuçları çok düşük oluyor ve piyasa fiyatının çok altında oluyor. Bu fiyatlardan satmak zorundalar. Yani aslında bu üç koşul yüzünden de bir adil bir alanda aslında rekabet etmiyorlar. Yani yenilenebilir enerji santralleriyle kömür santralleri. Bu yüzden bu üç etkenin de kaldırılmasıyla birlikte daha liberal bir piyasa oluşuyor aslında ve daha liberal bir piyasanın oluşmasının akabinde de zaten hali hazırda maliyetleri çok düşen ve düşecek de olan rüzgar ve güneş santrallerinin önü çok hızlı bir şekilde açılmış oluyor. Yani mevcut durum senaryosuyla kömürden çıkış senaryosu arasında ne kadar bir yatırım farkı olacağını biz hesapladık. Bu yaklaşık 50 milyar dolarlık bir tutara denk geliyor ve bunun için de sadece üretim sistemine yapılacak yatırımlar değil, yani sadece santral yatırımları değil, üretim sistemine yapılması gereken yeni hat yatırımları gibi yatırımlar da var bu 50 milyar doların içinde. 50 milyar dolar deyince biraz fazla gibi geliyor olabilir ama bu 14 yıla yayılmış bir rakam ve yıllık olarak bakarsak yaklaşık 3,5 milyar dolar, 4 milyar dolar gibi bir tutara denk geliyor bu. Ve bu aslında Türkiye için çok da büyük bir miktar değil. Çünkü şu anda Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılasına göre yaklaşık olarak yıllık 1/5'ini bu yurt dışı hasılasının bu tarafa aktarması durumunda zaten olabilecek bir miktar. O yüzden çok da aslında büyük bir miktar olduğu söylenemez. Türkiye niye Paris Anlaşması'nı onayladı?
niye artık net zero hedefini koyuyor? Çünkü Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte yeni bir döneme girdik. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın devreye girmesiyle beraber Avrupa özellikle kapıda, sınırda vergi uygulamasına geçmeyi planlıyor. Bu da bizim ihracatçılarımız için, sanayimiz için negatif bir gelişme. Açıkçası şunu söylüyor, sizin ülkenizde bir karbon yönetim mekanizması, karbon fiyatlaması ya da başka bir piyasa aracı, yasal araç yoksa ben sizin ürettiğiniz çimentoya, seramiğe, başka bir ürüne kapıda yani sınırda vergi uygulayacağım diyebiliyor. Bu sefer siz sanayici olarak avantajınızı kaybetmiş duruma düşüyorsunuz. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile beraber kapıda karbon vergisi konusuna yakalanmamak için, o vergiyi ödememek için aslında içeride bir karbon fiyatlaması yapmaktan bahsediyoruz. Yani bu karbon gelirinin içeride birikmesi, bu gelirin gerekirse dezavantajlı tüketiciler için kullanılması, gerekirse bu dönüşümün daha hızlı yapılması için kullanılması gibi opsiyonumuz var. Burada çünkü karbon gelirinin yaklaşık 25-30 milyar dolar civarında hesaplıyoruz süre boyunca 2035'e kadar. Bu da anlamlı bir miktar. Bu miktarı farklı alanlarda kullanma şanslı olacak karar vericilerin. Yeşil mutabakatın getirdiği bu kaçınılmaz sonda bizim de önlemlerimizi almamız, politikalarımızı buna göre çeşitlendirmemiz, geliştirmemiz kaçınılmaz hale geliyor. Bu çalışma aslında 2053 net zero hedefinde de belirtildiği gibi alt kurulların, alt kamu kuruluşlarının çalışmalarına ışık tutacak. Çünkü biz analitik bir düzlemde bakıyoruz. Bu işin yasası, kanunu, regülasyon, yönetmelikleri arkadan gelmek zorunda ve aslında bir politika zinciri, bir yönetmelik zinciri olmak zorunda. Bununla ilgili kısıtlamalar, uygulama tipleri, Türkiye'ye en uygun uygulamanın seçilmesi gibi bir yol var önümüzde. Bunun için karar vericilerin hareket alması, harekete geçmesi gerekiyor. Biz aslında burada mühendislik tarafından, analitik düzlemden bakarak bu hareketin teknik olarak yapılabilirliğini ispatlamış durumdayız. Bu ispatın arkasından bu düzenlemelerin yavaş yavaş gerçekleşmesi, bir sonraki COP toplantısında belki ya da ondan sonrakinde artık hızına göre çok da kaçırmamak lazım zamanı. Oraya artık net bir planla gelinmesi lazım. Türkiye şu yılda şunu uygulamaya başlayacak ve karbonsuz ekonomiye geçişi bu şekilde sağlayacak. Çünkü 2053 evet çok uzakta görünüyor ama bu sistemlerin geliştirilmesi, bütün ekonominin karbonsuzlaştırılması çok zor bir süreç, uzun bir süreç. Bu süreç için planlamaya başlamamız lazım. Bunun fonlaması için araştırmalara başlamamız lazım. Burada gördüğümüz global anlamda çok yüksek fon miktarları var. Türkiye'nin buradan hak ettiği payları alması lazım. Onun için de bu planı ortaya koyarak artık yine bir hikaye yazmanın, bir yeşil dönüşüm hikayesini tekrar yazmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz.